Evet. Esselamu Aleyküm. Değerli arkadaşlar, uzun zamandan beri cinlerle ilgili program yapmıyorum biliyorsunuz. En az 4-5 senedir yapmıyoruz. Dört beş sene dedim ama bilmiyorum yani uzun zamandır yapmıyoruz. 3 sene falan olmuştur. Niye? 11 seneden beri ilk 5-6 yıl sürekli bunlarla ilgili program yaptık. Özellikle benim yaşadıklarım ve Ruhların Parmakları isimli kitaplarda konusunu yaptığım olaylardan dolayı böyle bir yol izledik. Ya daha çok metafizik konular üzerine. Ama son 2-3 seneden beri artık yoğurtlamaya başladı. Yani aynı şeyleri söyleye, aynı miğverde dönüp durmak gibi bir sıkıntı başladı bende. Dedim biraz ara verelim konulara. Tıpkı Kemalizm'e ara vermem gibi bir şey işte bu da. Kemalizm'le ilgili de sorular geliyor. Yeter yani. Ya. Söyleyecekler söylendi. Daha ne söyleyeceğiz? Akşam sabah aynı lafları mı edeceğiz? Değil mi? Biraz ufkumuzu açalım. Dedik. Bildiğiniz gibi Ruhların Parmakları ikinci kitabımda çıktı. Üçüncü ve dördüncüler elimde. Aslında ben aynı başlıkta 1-2 diye başlayan kitaplara pek önem vermem. Çünkü artık yazar zorlanmaya başlamıştır diye düşünürüm. Nitekim bazı yazarların da aynı isim altında 1 ve 2 diye isimlendirdikleri kitapların genellikle ikinci cildinde adeta zorlama yaşarlar. Ama çok şükür ben bunda zorlama olmadığını, hatta süreci farklı bir alana çektim. Yani Ruhların Parmakları birinci ciltte yaşadığımız o 20 küsürlü yaşlarımızdı. Ama bu 40'ından sonraki süreç. Çünkü daha tecrübeli ve izah edemedim, tekrar ediyorum, izah edemedim daha birçok şey yaşandı. Dolayısıyla ikinci diye, Ruhların Parmakları 2 diye ikinci bir isim vurdum. Şimdi burada da kısa kısa ama videoları kısa tutacağım. İzlemek isteyenler 1 ve 2, 3 diye numaralara dikkat etsinler ki olay düzenli olsun. Hem siz düzenli bir şekilde anlattığımız olayları şey yaparsınız. Önce birçok kişinin, hatta bu ilahiyatçı akademisyenlerin de bazılarının cin diye bir şey yok. İşte görünmeyen insanlar var, bilinmeyen, tanınmayan insanlara verilen isimler olarak Kur'an ayetlerini yorumluyorlar. Oysa Kur'an ayetlerinde Allah insanlardan bahsediyor. İnsanın her türlüsünden de bahsediyor. Fasıktan, bilmem işte kafirinden, her türünden bahsediyor. Görünmez insan diye bir şeyden bahsetmiyor Allah. Yani Kur'an'da insana insan diye hitap eden Allah, görünmeyen insanlara niye cin diye hitap etsin? Kaldı ki onları ateşten yarattığına dair ayrıca ayet var. Şimdi birinci sureyi okuyacağım, cin suresinin birinci ayetini okuyacağım. 1 ve 2'yi pardon. Ondan sonra konuya gireceğim. Ne diyor 1 ve 2. ayet? De ki, yani kime diyor Allah? Resulullah'a diyor. Onlara de ki, kime? Bize. Bize yani. Kıyamete kadar da bu kitabı okuyacak herkese söylüyor bunu. De ki, cinlerden bir grup beni dinlediklerini ve söyledikleri bana vahyolunmuştur. Dinlemişler ve aralarında konuşmalar da peygambere vahyolunmuş. Buradan neyi anlıyoruz? Peygamber dahi cinlerin kendisini dinlediğini, bilmediğini anlıyoruz. Çünkü vahiy ile öğreniyor. Yani Allah söylüyor ona, seni bir grup cin geldi dinlediler ve aralarında konuştular.
Ayete dikkat edin. De ki, cinlerden bir grubun dinlediği ve söyledikleri bana vahyolunmuştur. Pardon, şöyle söyledikleri, şöyle. Şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur. Yani cinlerden bir grup, Resulullah her yere, herhalde bir yerde Kur'an'ı tebliğ ederken, kendisine vahyedilen ayetleri tebliğ ederken, bir grup cin de gelmiş, dinlemişler ve aralarında tartışmışlar. Ayet devam ediyor. Demiş ki cinlerden biri, şüphesiz ki doğruya götüren harikulade bir Kur'an dinledik. Yani burada peygamberin vahiyi aktarmasını dinlemişler. Efendim Kur'an dinledik ve inandık ona. Ona inandık diyorlar. Yani vahiye inanıyoruz. Artık Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız. Şimdi dinledikleri ayetten bunu söylediklerine göre İhlas suresini dinlemiş olabilirler. Hani bir biliyorsunuz İhlas suresi Allah'ın evladı yoktur, çocuğu yoktur, o doğmamıştır, doğurmamıştır diyor ya Allah. Belki de bunu dinlediler. Belki de bunun benzeri farklı ayetler var. Onu dinlemişlerdir. Din iman konusunda Kur'an bize yeter diyorlar. Bu kime deniyor? Cinler söylüyor bunu ama onların ağzından da bize deniyor. Yani Kur'an bize din ve iman konusunda yeter. Pardon, bu cümleyi ben mi kattım acaba? Onu tekrar sureye bakmam lazım. Evet. Onu ayrı tutalım. Din iman konusunda Kur'an bize yeter ifadesi. Ayetin içinden değildir muhtemelen. Onu ben oraya ekleme yapmışımdır. Üçüncü ayette eşi de çocuğu da olmayan Rabbimizin şanı çok yücedir. Yani İhlas suresi muhtemelen tebliğ ederken peygamber bunu dinlemiş olabilirler. Dördüncü ayette de diyorlar ki içimizden bir beyinsiz Allah hakkında asılsız saçma sapan söz söylemiş bize. Yani cinler de kandırılmışlar. Artık beyinsiz diye neyi kastediyorlar? Şeytan mı kandırdı? Veya onların şeyhleri mi kandırdı? Evliyaları mı kandırdı artık? Bunu anlıyorlar. Ve burada dursun ayet. Sonra programda devam ederiz. Değerli arkadaşlar, cin ve insan münasebeti yaratılıştan bu yana var. Zaten cinlerin daha önce yaratıldığına dair ayet var. Onu biliyoruz. Muhtemelen insan beşer sıfatından insan sıfatına, yani Adem, adam sıfatına geçirildiğinde, ki Adem sıfatına geçirilmeden önce insanoğlunun bir geçmişi var. Buna beşer diyoruz. Yani iki ayağı üzerinde yürüyen bizim gibi, fakat vicdan olmayan, akıl yürütmeyen, vahşi bir nesil yaşamış. Artık kaç bin sene yaşadılarsa. Bunu bilim adamları araştırıyorlar. Ama beşer sıfatından Adem sıfatına geçip sorumluluk yüklendiğinde sonra insanoğluna cinler doğrudan artık müdahale etmeye başlıyorlar. Bunun bana göre tabi bunlar ayet değil. Muhtemelen insan güzel bir surette yaratıldığı için kıskanıyorlar. Muhtemelen kıskançlıktandır. Ondan sonra veya insanın işte akıllı olması. Yani cinler de akıllıdır ama insan gibi değil. Onlar zekidir. Bana göre tabi bunlar benim fikirlerim. İşte birkaç gün önce bir program izledim. Adam cini ben gördüm diyor, tarif ediyor. İşte yarı beline kadar insan, yukarısı koyun gibi, keçi gibi diyor. Şimdi o adam ne gördü bilmiyorum da. Yani herkes bir şeyler görür. Bu insan hallerinden bir şeydir. Hani halüsinasyon görür, efendim muhayyilesinde canlandırır ya da kendisine öyle bir şey görünür. Yani adamın vebaline giremeyiz ama gördüğü şey kendince cin, bana göre cin değil.
Cin insan suretindedir, insana benzer. Ama insan gibi değil. Ha şimdi diyeceksin ki, ya tamam bu adamın gördüğü doğruysa, senin gördüğün yanlışsa olabilir. Ya kimse bu konuda hiçbir şey iddia edemez. İddia eden yanlış yapar. Ki ben de iddia ederek konuşmuyorum, dikkat ediyorsanız bana göre diyorum. Böyledir demiyorum. Bana göre. Benim gördüğüm uzun yüzlü, çekik gözlü, yani iki tarafa doğru ve en orijinal tarafı tek burunlu. Yani burnu iki tane delik yok, tek. Çirkin mi? Tabii bize göre çok çirkin. Anlatabiliyor muyum? Güldüğü zaman dişleri insan dişi gibi düzenli, güzel değil, uzun. Ha, vampir gibi falan da değil. Uzunca. Yani bir beygir dişi gibi. Düşünün. Böyle büyük. Ama o dikkat çekecek kadar da yüzleri uzun. Aşağı doğru sivri. Anlatabiliyor muyum? Gözleri çok parlak. Ve çok böyle yan taraflara doğru çok çekik. Yani aslında mesela tavşanlar biliyorsunuz şöyle otururlar. Kafalarını çok çevirmeden etraflarını görürler. Çünkü gözleri ona göre dizayn edilmiştir. Yani oturdukları yerde hemen hemen neredeyse arkayı da görürler, yukarıyı da görürler. Göz kırpma yapmazlar onlar. Bunlarda da öyle. Gözlerini kırpma yok. Bakışlarında bir şey var, enerji var. Aslında insanın bakışında da var bu ama bunlardaki daha güçlü. Bakışıyla insanı titretir, etkiler. Yani olduğun yere mıhlar derler ya, bir laf var. Olduğun yere dondurur. Ki ben öyle oldum. Korktun mu? Yok, korkmadım. Ama öyle oldum. Ayrıca kadın şeklinde, erkek şeklinde, yaşlı insan şeklinde veya çocuk şeklinde de görülüyor. Ha, gördüğümüz cinse tabii. Şimdi başka bir şey de olabilir mi? Olabilir. Yani şu gördüğünüz kainatta, evrende kaç milyar şey var, galaksi var. Her galakside kaç milyar yıldız var. Bu her galakside bir tane yıldızda, bir tane dünya gibi hayat varsa, orada yaşayanlar varsa belki de onlar. Öyle değil mi? Bunun tersini iddia etme gibi bir lüksümüz yok. Ama bu böyledir diyerek hüküm verme lüksümüz hiç yok. Ama bir şey yaşıyoruz. Bu anlattığımız, yaşadığımız şey. İşte bunu izah etmekte zorlanıyoruz. Ve bize en kolay gelen ve Kur'an'ın da tasdik ettiği için buna cin diyoruz. Olay bu. Biz diyoruz yani o gördüğümüze cin diye. O arkadaş da öyle bir şey görmüş müdür? Anlatışına göre işte göbeğine kadar insan, yani normal ayaklar insan. Yukarıdan, göbeğinden yukarısı koyun, keçi gibi diyor. Ama daha başka bir tanesi ne diyor? Yukarıdan berisi insan, aşağı tarafı keçi ayaklı diyor. Şimdi o da tersini söylüyor. Ha ben öyle bir şey görmedim. Ayağına baktın mı de? Yok hayır, ben ayağına bakmak aklıma da gelmedi. Fakat yüzünü çok net gördüm. Çok kez gördüm, çok da net gördüm. Bir kere boydan birini gördüm ama onun da ayağına bakmak aklıma gelmedi doğrusu. Çünkü bir bayandı. Çok da iri yarıydı böyle. Çok da sert bakışları vardı. Dolayısıyla korktum. O korkmamda da ayak aklıma da gelmedi doğrusu. Ayağı nasıl, bilmem neresi nasıl diye aklıma da düşmedi. Anlatabiliyor muyum? Evet, cin insan münasebeti yaratılıştan bu yana var. Peki cin insanı nasıl etkiler? Yani temas ederek etkiler mi? Soruyu böyle soralım, biraz sonra cevabını vereceğiz. Ya da sadece zihin dünyamıza etkileyerek mi yapar bunu? Ve bunu yaparsa nasıl yapıyor?
Yani zihin dünyamızı nasıl yapıyor? Nasıl bir metot uyguluyor? Bunların cevabını ikinci videoda söyleyeceğim. İnşallah biraz sonra. Şimdilik Allah'a emanetsiniz.